İyi akşamlar kıymetli dinleyiciler. Yine bir YouTube programında sizlerle birlikteyiz. Bilgi, bilim ve din serimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki programda hatırlarsanız işaretül icazda bir soruyu tabiat, kanun ve kuvvet nedir sorusunu cevaplamaya çalışmıştık. Bununla ilgili bir bölümü sizlerle paylaştık. Bugün de hem kaldığımız yerden biraz tekrar edeceğiz. Ee, geçen haftaki konuları biraz tekrar edip, onun dışında da insanlar bu kainattaki muhteşem bu güzellikleri, nizama intizama rağmen niçin kabul edemiyorlar, fark edemedikleri, gözden kaçırdıkları husus nedir diye, yine bu sorunun aslında e, öncesinde olan bölümü sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Evet, geçen hafta işaretleyeceğiz da bir soru ve cevabı üzerinde paylaşmıştık. Bunun e, biraz bugün şöyle bir genişçe bir özetini yaptıktan sonra bugünkü konumuza geçmek istiyorum. Soru şuydu. Onların daima iftiharla bahsettikleri tabiat, nevamis ve kuvva nedir ki kendilerini onlarla iknaya çalışıyorlar? Evet demek ki burada üç kavram tabiat, nevamis, nevamis kanunlar demek ve kuvva, kuvvetler, fizik kuvvetler. Gerçekten de şöyle bir incelediğimizde ...materyalizmin temelinde... ...bu kavramların yattığını... ...yani yaratıcı... E, ...kabul etmiyorsanız nasıl oluyor... ...düşüncesinde... ...tabiat yapıyor... ...işte e, doğal... E, ...doğa yapıyor... E, ...kendi kendine oluyor gibi... ...bir kısım... ...yaklaşımlar kendisini gösteriyor. Aslında hani... ...daha önceden de e, tabiat risalesine... ...atıfta bulunmuştur. Tabiat risalesinde... Yaratılışla ilgili dört yolun olduğunu söylüyordu Bediüzzaman Hazretleri. Bunlardan üç tanesinin batıl, bir tanesinin ise Cenab-ı Hakk'ın yarattığı yönünde eğer üç tanesi olmayan ergi yöntemiyle eğer üç tane yolun e, batıl olduğu ispat edilirse e, geriye dördüncü yol alternatifsiz olarak kalır diye orada öyle bir metodoloji gidiyordu ki orada tabiat bu şeyi yapıyor, sebep bu şeyi yapıyor kendi kendine oluyor gibi bir üç yol vardı. Aslında Materyalizm'de bu üç kavram da bu karışık bir şekilde kullanılır. Ee, ama Bediüzzaman Hazretleri biraz e, onların fikri üç yüzlerinde analiz ettiği için oradaki bütün bahattılıkları ortaya çıkarmak istediği için bu yolları birbirinden ayırarak ayrı ayrı orada incelemiş ve gerçekten de fikirlerin içerisinde bunların tamamı vardır. Yani e, tabiata, e, fizik e, kanunlara, tabiat kanunlarına da diyebiliriz e, etkenlik vermek, e, kuvvete, fizik kuvvetlere etkenlik vermek, sebebe tesir vermek gibi e, bütün argümanları kendi ideolojilerinin, düşüncelerinin yahut kendi inanç sistemlerinin içerisinde kullanırlar. Evet burada tabiat, nevamis ve kuva nedir ki? Gerçekten de şöyle bir sorduğunuzda "Tabiat yapıyor." denilen bir kişi "Tabiat nedir? Tabiat yapıyor" derken kastın nedir diye sorulacak olsa belki de çoğu zaman onların çoğu bunu düşünmemiş derdir. Gerçekten de tabiat nedir? Arkasından nevamis ve kuvanediri inceleyeceğiz. Tabiat nedir? Tabiat bir kere e, bu bizim evren diye tanımlamış olduğumuz yıldızlar, ağaçlar, dağlar vesaire bunlardan ibaret kainatı kastediyorsak, evreni kastediyorsak bu bir şeyi nasıl yapabilir ki? Bir insanı nasıl yapabilir ki? Bir çiçeği nasıl yapabilir ki? Çünkü onların tamamı cansız, şuursuz varlıklar. Herhalde oradaki maddenin bizatihi kendisi kastediliyor. Aslında tabiat kavramının içerisinde eşyanın tabiatı denilen eşyanın özelliğini daha doğru bir ifadeyle Eşyanın fıtratı kastedilmekte. Dolayısıyla eşyanın doğası onların tabiriyle yahut eşyanın genel akışı bu neticeyi vermektedir diye bir düşünceye kapılmaktadırlar. Peki Bediüzzaman Hazretleri ne diyor bu şeye? Geçen hafta konuştuk. Onun biraz hızlı bir özetini yapmak amacıyla. Tabiat dedikleri şeyin bir matba olduğunu tabi değildir. Tabi ancak kutrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet ancak kudrettedir. Şimdi, e, tabiat kavramını açıyor benim zaman ka e, ka kapsamlı olarak. Şu ifade çok önemli. Nasıl ki bildiğimiz şeriat yahut da devletin kanunları diyebiliriz. İnsanlardan sudur eden efali ihtiyar, ihtiyariyeyi bir nizam ve intizam altına alıp tahdit eden kaidelerin hülasasıdır. Veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecbudsudur. Evet. Yani bir devletin kanunları dediğimizde nedir? İnsanların fiillerinden kaynaklanan, yani insanların ihtiyarlarından sudur eden ef'ari ihtiyariyeye, yani e, iradeyle yapılmış olan fiilleri tutup da e, diyelim ki kendi kendine işte, yıkılmış bir ağacın ne olacağını ya ağacı cezalandırmak gibi değil. İnsanların kendi iradeleriyle ve ihtiyarlarıyla yapmış oldukları fiilleri bir nizam ve intizam alan tahtit eden kuralların tamamına denilir. Ya da bir devletin yönetilmesi açısından geliştirilmiş olan bütün nizamları, intizamları, kanun, e, e, düsturları, kanunları e, ifade eder. Bunların bütününe devlet nizamı yahut şeriat devletin kanunları deriz. Yani insanlara kendi iradeleriyle yapabilecekleri şöyle de yapabilir böyle de yapabilir yani hali söz konusuyken kanun der ki ancak şöyle yapabilirsin e, şunları yapamazsın. Evet iraden bunu yapabilir mesela bir adamı öldürebilirsin ama bu yasaktır der. Hırsızlık yapabilirsin iraden ama hırsızlık yapamazsın gibi insanların e, iradi fiillerini bir nizam ve tahdit altına alan dolayısıyla toplum düzenini ve devlet nizamının sürekliliğini insanların hukukunu muhafaza etmek amacıyla gayesiyle oluşturulmuş kanunların nizamların toplamı şeriat olarak yahut devletin kanunu ve nizamı olarak ifade edilir. İşte e, kezalik tabiat denilen şey de burası çok önemli. eee Şeriatta yani devlet kanunlarında insanların iradi fiillerini bir nizam altına sokuyordu. Tabiat denilen şeyde, diğer bir ifadeyle biz buna fıtrat da diyebiliriz. Alemi şehadetin uzuvlarından ve eczalarından sudur eden, ef'al arasında bir nizam ve bir intizam ika eden ilahi bir şeriatı fıtredir. Buna karşılık, Tabiat dediğimiz şey yahut Adetullah kavimleri da diyoruz. Tabiat denilen şey eşyanın tabiatı diye kastettiğimiz e, niçin öyle hareket etmiyor da böyle hareket ediyor, niye öyle davranıyor da böyle davranıyor e, diye bizim çünkü işte yasalar var, doğa yasaları var, tabiat yasaları var dediğimiz şeydeki kastettiğimiz demek ki bu tabiatın tarifi e, i şehadetin şu görünen alemin uzuvları arasında yani oradaki nesneler unsurlar arasındaki e, ve etzalarından sudur eden onun parçalarından sudur eden kaynaklanan efal arasındaki fiiller arasında bir nizam ve intizamı ika eden bir nizam ve intizamı devam ettiren ilahi bir şeriat fıtriyedir. Yani Aynen devletin kanunlarında olduğu gibi bu görmüş olduğumuz şehadet aleminde de Cenab-ı Hak öyle kanunlar koymuş ki bütün eşyaya diyor ki sen kafana göre davranamazsın. Sen rastgele davranamazsın. Bir nizam ve intizam altında davranabilirsin eşyaya. Emredilmiş emir bu istikamette. Nedir? Su işte belirli şartlarda 100 derecede kaynar. Su kaldırma kuvveti denilen bir kuvvet gösterir. Yahut da işte hava kaldırma kuvveti denilen vesaire vesaire neyse bizim fizik kanunlar demiş olduğumuz tabiat kanunları denilen doğa kanunları denilen şeyler bütün bunların tamamı da Cenab-ı Hakk'ın öyle bir şeriatıdır, öyle bir kanunlar nizamnamesidir ki şu şehadet alemindeki eşyanın birbiriyle olan ilişkilerini tanzim altına alır. Onları sınırlandırır, her şeyin nasıl hareket edeceğini belirler. Gerçekten de bu kainata baktığımızda hiçbir destenin kendi başına ve rastgele hareket etmediğini bir nizama, bir intizama, bir kanuna riayet etmek suretiyle hareket ettiğini gözümüzde müşahede ediyoruz. İşte e, binaenaleyh Şeriat ile devlet nizamı makul ve itibari emirlerden oldukları gibi. İşte burada bir e, püf noktası var. Nedir o? E, kanun nedir kavramının e, şey yapılması lazım. Biz bu kan eşyanın bu kanunlara sürekli tabi olduğunu müşahede ediyoruz. Hiç en ufak bir sapma bile olmadan bu kanunların e, emri altında, bu kanunlara uygun olarak hareket ettiklerini müşahede ediyoruz. Bu insanda, bunu daha önceki programlarda da konuştuk, böyle süreklilik ve her tarafı hata eder bir tarzdaki bu fiillerin, bu eylemlerin yahut eşyanın bu şekilde hareket etmesini sürekli aynı tarzda görmemiz insanda şöyle bir algı oluşturuyor. Doğallık algısı oluşturuyor. Ya bu zaten böyledir. Yani bunda şaşılacak bir şey yok ki. Ya da bu eşyanın kendi tabiatından, kendi yaratılışından ya kendi özelliği gibi algılıyoruz. Yani o eşyayı bir emre tabi olmak tarzında değil de yani aynen insanların bir emre tabi olarak yahut kanuna uygun olarak hareket ettikleri için hırsızlık yapmadıkları, suç işlemedikleri vesaireyi biz doğal zaten insanlar böyle davranır gibi algılıyoruz. E, hayır öyle değil. Nasıl ki insanlar o kanunlara kendi iradi fiilleriyle uyuyorlarsa, bir tercih yapıyorlarsa eşya da bir emre riayet ettiği için bu şekilde davranıyor. Su 100 derecede kaynamasının nedeni onun öyle bir özelliği olduğu için değil. Zaten bu böyle hep 100 derecede kaynar diye değil. Ona 100 derecede kaynaması emredildiği için 100 derecede kaynıyor. Ya da kütleler birbirlerini çekerken e bir emre tabi oldukları için rastgele değil, öyle değil, şöyle değil, böyle böyle davranacaksın tarzında bir emre tabi oldukları için kütleler birbirini çekiyor. Yoksa doğal bir şekilde zaten bunlar birbirlerini çekerler. Bu zorunlu, eşyanın zorunlu bir davranışıdır tarzında algıladığımızda bizi materyalizme götürür. Materyalizmin temelinde böyle bir doğallık algısı söz konusudur. Yani Tabiat kanunlarını daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın sünnetullaha dediğimiz, adetullaha dediğimiz eşyayı bir nizam altında hareket ettirmek ve yaratmak fiilini sürekli hep aynı şekilde gösterdiği için bir kısım insanlar zannediyorlar ki bu eşyanın doğal bir özelliğidir. Zaten eşya böyle hareket eder, zaten eşya böyle hareket etmek zorundadır diye bir algı oluşuyor. Materyalizm de buradan kaynaklanıyor. İşte bunu üzerine biraz daha Bediüzzaman Hazretleri fokuslanarak diyor ki şeriat ile devlet nizamı makul ve itibari emirlerden oldukları gibi. Bak bu, bu, bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Makul ve itibari emirler. Yani devlet kanunları, devlette cari olan şeriat ya devletin nizamı kanunları makul ve itibari emirlerdir. Makul ne demek? Bizim bildiğimiz makul anlamında değil. Akla uygun, akdi demek. Yani dış dünyada bir karşılığı yok. Fiziki bir vücudu yok. Akılda olan bir şey. Yani vücudu, varlığı itibaridir. Maddi bir itibari dış, dış dünyada yaratılmış bu gözlük gibi, bu kitap gibi yahut elektrik gibi vesaire gibi vesaire gibi bir vücudu haricisi dediğimiz bir varlığı söz konusu değil, varlığı ancak itibaridir. Yani itibariyi her zaman anlatıyoruz. Yokluğa karşı, yoklukla kıyasladığımızda böyle bir kavram var. Bunu yok sayamayız. Ama varlıkla kıyasladığımızda da bir nesnelliği olmadığı için yok. Bu nedenle itibari diye bu türdeki kavramlar itibari olarak adlandırılır. Yani Aklidir, e, e, dış dünyada e, maddeyi etkileyecek, onu zorlayacak herhangi bir özelliği yok. Nasıl ki devlet nizamının insanı sadece kanun olarak zorlayıcı bir özelliği olmadığı gibi, sadece akli ve itibari olduğu gibi zorlayan nedir kanunlarda? kudrettir. Yani devletin polis gücüdür, asker gücüdür vesairedir. Yoksa kanunun bizatihi kendisine zorlayıcı bir özeli yok. İsterseniz bu kanunu çiğneyebilirsiniz. Yaptırımlarını göze alırsanız. Peki onun yaptırımlarını kim yapar? Kanunun kendisi yapmaz. Kanun soyut bir kavramdan başka bir şey değildir. Nedir? İşte o kanunu tatbik eden bir kudret, bir kuvvet, kollu kuvvetleri gelir. O kanunu çiğneyenler hakkında bir işlem yapmak suretiyle o kanunun gereğini yaparlar. İşte bu alemdeki, bu nizamdaki Cenab-ı Hakk'ın tabiat denilen, fizik kanunları denilen, tabiat kanunları denilen, sünnetullah denilen, adetullah denilen kanunları da makul, ve akli ve itibaridir. Bizzati bu böyle olacak denilen bir kavramdan ve bir emirden ibaret. Bu kanunun bu itibari varlığıyla, Eşyayı hareket ettirmeye gücü yetmez. ya eşyaya bir şekil vermeye gücü yetmez. Peki nedir? O kanunu tatbik eden arkada bir kuvvet vardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti e, e, taalluk eder. O kanuna göre yaratır. O kanunun e, imlasına göre. O kanunun gereklerine göre. O kanunun e, emrettiği istikamette kudret kendisini gösterir. Eşya ona göre hareket eder. Dolayısıyla bizim zannettiğimiz gibi eşyayı doğal bir şekilde zaten bıraktığınızda eşya bu şekilde doğal bir surette akar hareket eder ve bu mesela bir çiçeği bir insanı şunu bunu netice verir gibi bir yaklaşım söz konusu olamaz. Evet eşya bir kanun tahtında hareket ediyor ama o kanunu tatbik edecek bir kudret söz konusu. İşte başında Bediüzzaman Hazretleri'nin söylemiş olduğu Tabiat dedikleri şey bir matbaadır, tabi değildir. Tabi ancak kudrettir, kanundur, kuvvet değildir. Kanun ayrıdır, kuvvet ayrıdır. Kuvvet ancak kudrettedir. İşte diyelim ki bir yer çekimi kanununun tatbikiyle alakalı bir şey söz konusu olduğunda diyelim ki şu nokta parmağımın göstermiş olduğu bir noktaya ben herhangi bir cismi getirsem bırakacak olsam bu cisim ne olur diye sorduğumda hepimiz deriz ki düşer deriz. Peki niye düşer? Çünkü burada bir kanun var. Yer çekimi kanunu var diyoruz. İyi de ya bunu tatbik edecek. Daha burada herhangi bir kutre, bir cisim, bir nesne yokken e, böyle bir sonuca biz nasıl varıyoruz düşeceğini böyle bir şey gözlemlemedik. Ya burada bir şey yok, bir ip gibi, yay gibi. Ya bu noktayı biz incelediğimizde Mesela bu gözlüğü getirdiğimde bıraktığımda düşmesini gerektiren herhangi bir şey gözlemlemiyoruz. Peki nereden biliyoruz biz bunun düşeceğini? Nereden biliyoruz? Bilmemizin tek bir nedeni var. Daha önceki şartlanmışlıklarımız. Çünkü biz şu ana kadar hep böyle gördük. Hep böyle gördüğümüz için zihnimiz şartlanıyor. Diyor ki evet bundan sonra da bu düşecek. Yoksa dış dünyada ee, şu noktayı incelediğimizde, ha, neyle incelersek inceleyelim, incelediğimizde bir şey tespit edemiyoruz. Yani bu yer çekiminin, bu nesnenin düşmesini gerektiren herhangi bir şey söz konusu değil. Sadece buraya geldiğinde, buraya geldiğinde bıraktığında bunun tatbikinin böyle olduğunu görüyoruz. İşte evet burada kanun var, bütün kainatta cari olan bir kanun olduğu için kainatın da her noktasında bu kanun var. Ama bu kanunun bizati bir varlığı söz konusu değil. Peki ne oluyor? Bu cismi getirip de burada bıraktığımda bu kanundan dolayı düşmüyor. Bir kuvvet, bu kanunun dışında bir kuvvet hemen icraata başlıyor. Bir kuvvet icraata başlıyor ki o da kudrettir. E, bu cismi alıp bu kanunun çerçevesinde, bu kanunun belirlemiş olduğu nizam, intizam çerçevesinde, bu kanunun belirlemiş olduğu formülasyon çerçevesinde bunu aşağıya doğru düşürüyor. Ve bu kutret buna taalluk edip bunu düşürürken bizim kendi dünyamızda biz bunu bir kuvvet olarak algılıyoruz. İşte ona da diyoruz ki fizik kuvvetler diyoruz. Yoksa Fizik kuvvetlerin de dış dünyada herhangi bir varlıkları söz konusu değil. Ancak kudret taalluk ettiğinde yani kudret yaratmaya başladığında biz görüyoruz. Yoksa burada herhangi bir nesne yok, herhangi bir noktayı alın, burayı inceleyin. Burada bir kanun diye bir şey gözlemlemiyoruz. Yahut kuvvet diye bir şey gözlemlemiyoruz. Bunun düşmesine tesir edecek herhangi bir şey gözlemlemiyoruz. Herhangi bir şey tespit etmiyoruz. O e, halde niçin oluyor? Ama biz hep böyle gözlemiyoruz. Yani geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Kanun dediğimiz, kuvvet dediğimiz şeyler bir sebepten ziyade bir sonuçtur. Yani yaratma fiilinin neticesinde bizim gözlemlerimizden ibarettir. Yaratmanın nedeni değil, yaratmanın neticesinde gözlemlediğimiz etkidir. Kanun dediğimiz şey yaratmanın neticesinde gözlemlemiş olduğumuz nizamı ifade eder. Çünkü hep gözlemleriz, gözlemleriz. Hep şu çerçeve içerisinde dönüyor. Bu formüle göre hareket ediyor diye biz bunun adını kanun kururuz. Ee, e, arkasından bu yaratma fiilini gözlemlerken kudretin tasarrufunu müşahede ettiğimizde de e, o kudretin bizim dünyamızda o kanunu tatbik ederken ki Etkisini biz kuvvet, fizik kuvvetler diye tanımlarız. Demek ki bu ayrımı çok iyi yapmamız lazım. Kuvvet ve kanun dediğimiz şeyler yaratılışın e, e, yaratıcıdan bağımsız olarak tabiata ait, eşyaya ait doğal bir özelliği değil, e, kudretin yaratma fiili esnasında kendini gösteren özellikleridir. Kanun kudretin yaratma esnasında nasıl davrandığını hangi nizamlar ölçüsünde hangi nizama göre yarattığını bize tanımlayan bir özelliktir. Kuvvetse o kudretin tecellisi esnasında yaratması esnasındaki bizim dünyamızdaki bizim şu şehadet alemine yansımasını, tesirine, tesirine vermiş olduğumuz isimdir. Yoksa kudretin dışında Cenab-ı Hakk'ın emri ve adetullahı dışında bu dünyada eşyanın içerisinde kendine ait bir e, kanun, kendine ait bir takım kuvvetler var da işte bu eşya kendi kendine bu kuvvetler ve bu kanunların tesiriyle, tesiriyle yaratıyor gibi bir özellik tamamen bizim eşyaya, olaylara, yaratılışa son derece sati bir nazarla bakmamızdan kaynaklanıyor. Aynen bu meseleyi hep mesela Newton fiziğinde şöyle bir şey vardı. Daha önceden de mükerrer defalar söyledim. Hatta bir astrofizikçinin de ağzından, bir belgeseldeki ağzından dinledim. Biz hep eşyanın arasında birbirlerini çeken ip gibi bir şey aradık diyor. Yıllarca Newton'dan bu tarafa. Hep fizikçiler olarak biz böyle bir şeyin var olduğunu kabul edip ve hep bunu aradık Halbuki böyle bir şey olmadığını işte Einstein'ın relativitesiyle anladık diyor. Yani şu an yer çekimi dediğimiz şeyde aralarında birbirlerini çeken herhangi bir şeyin bir ip vesaire gibi bir şey olmadığını... ...onun da ağzından ben bir belgeselde dinlemiştim. Yani hep böyle bir algımız söz konusu. Evet demek ki binane şeriat ile devlet nizamı makul ve itibari emirlerden oldukları gibi tabiat dahi itibari bir emir olup. Demek ki tabiat dediğimiz şey de itibari bir emirden ibaret. Hilkatte ise e, hilkatte yani yaratılışta cari olan adetullah'tan ibarettir. Evet demek ki bizim tabiat diye tanımlamış olduğumuz eşyanın zaten özelliği böyledir. Zaten bu şekilde hareket eder. Diyelim ki işte ısınan hava yukarı çıkar, soğuyan hava aşağıya iner. Şu olur bu olur işte vesaire gibi fiziksel olarak bu kainata ait tanımlamış olduğumuz bir takım bir şeyleri biz eşyanın kendi özelliği olarak gördüğümüz yahut öyle algıladığımız için hep bizim zihnimizde tabidir zaten böyle olur. Bundan şaşıracak ne var ki yaklaşımıyla görüyoruz. Diyelim ki biz sonbaharda toprağı, toprağın içerisine tohumu atıyoruz ve bekliyoruz. Arkasından işte kıştı, yağmurdu vesaireydi. Baharda hep filiz verdiğini görüyoruz. Bu Sürekli biz bunu bu şekilde müşahede ettiğimiz için biz diyoruz ki bu doğal bir şey. Yani zaten toprağın özelliği böyle, tohumun özelliği böyle. ...tohumu toprağa atarsın... ...işte yağmur gördüğünde şöyle olur, böyle olur vesaire... ...onun neticesinde de bunlar filiz verir diye doğal bir şey... ...yani bu bahar, sonbaharda atılan tohumların... E, ...ilkbaharda filiz vermesi, e, ağaçların çiçek açması... ...yaprakların açması, meyve vermesi vesaire gibi özellikleri... ...biz bu gerekçeden dolayı hep doğal özellikler olarak görürüz. Hiçbir zaman, hiçbir zaman demeyelim de çoğu zaman... Ee, Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını seyrediyoruz. Şu an Cenab-ı Hakk'ın kudreti bizim gözümüzün önünde tecelli ediyor. Bakın tohumu patlatıyor, filiz verdirip, toprağa yardırıp, e bir baharda onları neşmü neva ver verdiriyor. Nazarıyla bakmıyoruz, bakamıyoruz. Yahut da zorlukla bakıyoruz. Nedeni de çünkü bizim zihnimiz bu türdeki materyalist kavramlarla kodlandığı için bir türlü zihnimizin çalışmasını bu tarzdaki materyalist kendi kendinelik, doğallık, tabiat, tabidir zaten bu böyle olur gibi algılardan, şartlanmışlıklardan kurtarıp da yaratılışa şahit olamıyoruz. Halbuki her baharda e, o kurmuş ağaçlardan fışkıran yapraklar bizati kudretin o esnada tecellisiyle, tasarrufuyla, yapmasıyla ve yaratmasıyla kendisini gösteriyor. Açan her bir çiçekte o kudret elinin ince nakşi o esnada işleniyor. Doğallığına bırakılmış, akışına bırakılmış hiçbir şey yok. Kainatın hiçbir noktası o doğallık içerisinde akmıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Gerçek alemde de böyle bir şeyin hiçbir delili de söz konusu değil. Yani bu söylemiş olduğumuz şeyler bizim e, inancımızdan kaynaklanan e, bir kainat yorumu değil. E, eşyanın müspet gözlemlemesinde de biz bunu müşahede ediyoruz. Yani kanun dediğimiz fiziksel bir şeyi göremiyoruz. Ya eşyanın bu türde hareket etmesinin zorunlu bir sahikini göremiyoruz. Hadi biz Aynı gerekçeyle mesela daha önce de ifade etmiştim. David de bu şekilde hadiseye yaklaşıyor. O e, inançlı birisi değil, inançlı birisi olmamasına rağmen o da aynı şekilde eşyanın bu tarzda hareket etmesinin, görmüş olduğumuz tarzda hareket etmesinin e, apriori olarak zorlayıcı bir nedeni yok. Nedir peki? Sadece gözlemimizden ibaret diyor. O halde sadece gözle böyle gözlemlediğimiz için bu bunu yapıyor diyemeyiz diyor. Yani diyelim ki bir tohum toprakta tohum patlıyorsa tohumu patlatıp filiz verdirenin toprak olduğunu iddia edemeyiz. İddia edebilmemiz için tohum ortada yokken de bunun yapılabilirliğini görmemiz lazım diyor. Ya da mesela bir cismin burada olduğunun buraya getirdiğimde düşeceğinin daha cisim buraya gelmeden önce de Zorunlu bir karşılığının olması gerekir diyor. Buna Hun Çatalı diye bir felsefede vermiş oldukları bir isimlendirme var. Yani mantıken zorunluluk söz konusu değilse, mantıken zorunluluk söz konusu değil. Peki biz bunu nereden çıkarıyoruz? Buraya getirdiğimizde düşecek yahut e, e, to, toprağa atmış olduğumuz tohum filiz verecek düşüncesi nereden kaynaklanıyor? Onun öyle yapacağını nereden biliyoruz? Böyle gözlemliyor. Böyle gözlemliyor olmamız, onu o toprağın yaptığını yahut buradaki işte ip gibi bir şeyin çektiğinin ispatı olamaz ki diyor o. Gerçekten de e, o nedenle biz e, sebeplerin sonuçları yaptığını iddia edemeyiz diyor. O tamamen felsefi bir düşünceyle tamamen kendi geliştirmiş olduğu bir mantıki düşünce içerisinde aynı şeyi söylüyor. Bu onu dindar yapmıyor. O ayrı bir şey. Yani onun arkasında yani biz bunu bu bizim işimize yarıyor. Aksi ispat edilinceye kadar böyle kabul etmemize bir mahsur yoktur diyor. Ama mantıken biz bunu ispat edemeyiz. Gerçekten de burada ifade etmiş olduğumuz özelliklerin bir ideolojik yahut inançsal bir dış dünyayı deforme etme, kendimize göre yorumlamak tarzında bir durumun söz konusu olmadığını dış dünyadaki gerçekliğin bunu böyle olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani birçok fizikçiye de sorarsanız fizik kanunlar nedir? Sebep midir? Sonuç mudur diye sorarsanız onların da sebep olduğunu, sonuç olduğunu söylerler. Yani fizik kanunlar diye dış dünyada gözlemlediğimiz eşyayı hareket ettirecek bir özelliğe sahip bir bir bir, bir şey görmüyoruz. E ne görüyoruz peki? Eşyanın öyle hareket ettiğini, o kanunlara uygun hareket ettiğini söylüyoruz. O halde yani evveliyatına ait bir şey yoksa, nesnel bir özelliği yoksa ama eşya da hep ona uygun hareket ediyorsa bu bunu yapıyor diyemeyiz. miyiz? Böyle sadece diyebileceğimiz eşya e, bu kanunlara uygun hareket ediyor. Sadece bu bile yaratıcının varlığını ispat etmeye yeter. Görmek isteyenler için bu bile yeter. Yani eşya bu şekilde hareket etmek zorunda değil ama bu şekilde hareket ediyor. Hep bir kanuna ve bir nizama uygun bir şekilde hareket ediyor. Evet biraz genişçe bir özeti konumuza geçecektik ama görünen o ki bu genişçe özet programımızın tamamını kapladı ve kaplayacak gibi de gözüküyor. Herhalde ee, bu akşam niyet ettiğimiz konuya gelecek e, programda geçebileceğiz. O nedenle biz e, bu özetimizi genişçe bir özetimizi bir programlık hale dönüştüreceğiz gibi. Ee, evet. Binaenaleyh e, şeriat ile devlet zamanı makul ve itibari emirlerden oldukları gibi tabiat dahi itibari bir emir olup hilkatte yani yaratılışta cari olan adetullah'tan ibarettir. İşte demek ki bizim tabiat olarak gördüğümüz eşya zaten böyle hareket eder düşüncesi doğru bir düşünce değil eşya zaten böyle hareket etmiyor eşya zaten böyle hareket ettiriliyor yani eşyanın şu görmüş olduğunuz bütün özellikleri tabiat dedik dediğimiz onların tabiatı dediğimiz onların doğası dediğimiz onlar zaten böyle hareket eder dediğimiz her bir nokta Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın yaratmasındaki tarzından ibaret. Sünnetullah dediğimiz, Adetullah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın yaratma tarzı olduğunu anlıyoruz. Yani Cenab-ı Hak bu kanunlar çerçevesinde yaratıyor, bu şekilde yaratıyor. Kendisi hikmetiyle böyle uygun görmüş, kainatı böyle yaratıyor. Böyle yaratması tabi bizzat hikmetin de ortaya çıkmasının nedenidir. Eğer rastgele yaratılmış olsaydı ne bir hikmetten ne bir nizamdan bahsedebilirdik. O zaman biz yaratıcının kendisini bile tanıma imkanına sahip olmazdık. Demek ki bu bizim e, tabiat dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın yaratılışta cari olan adetullah'tan ibarettir. Şunu da ifade edeyim. Kur'an'da zaten bize bunun dersi de verilir. Mesela Hazreti İbrahim meselesinde ateşe emredilirken Ya naru kuni berden ve selame ayetiyle ateşe ey ateş İbrahim'e karşı soğuk ve selamet. oğlu ifadesine ve onun arkasında ateşin Hz. İbrahim'i yakmaması burada ince bir nokta var. Ateş sönmüyor. Ateş var olduğu halde İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim Aleyhisselam yakmıyor. Yani onun yakıcılık özelliği duruyor. Burada da bize verilen bir ders sizin dünyanızda ateş yakar diye görmüş olduğumuz zaten ateşin doğal özelliğidir. Ateş olmazsa olmaz, yakmak zorundadır gibi düşüncelerinizi bir kenara bırakın diyor. Ateş emre tabi olduğu için yakıyor. Bakın farklı bir emir geldiğinde ateş yakma fiilini durduruyor diye bize bu yeknesaklık içerisinde yanlış bir düşünceye düşüp de sanki eşyanın doğal bir özelliğiymiş gibi algılamayalımın dersi de Kur'an ayetleriyle, peygamber mucizeleriyle ...bize veriliyor ki... ...bu ince noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet ama tabiatın... ...bakın tersine geliyor... ...bizim düşüncemize getiriyor... ...bizim yanlış algılamamızı... ...şimdi anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri ama... ...tabiatın bir mevcudu... ...harici olduğunu tevehm etmek... ...yani tabiat dediğimiz şeyin... ...bu kanunlar toplamının... ...bir e, e, harici bir vücudunun... ...olduğunu düşünmek ki... ...harici bir vücudu olunca ancak... ...eşyaya etki edebilir... Nasıl bir düşünce, böyle bir düşünceye sahip olmak? Bir fırka askerin, yani bir işte bir bölük bir fırka askerin itman ve talim esnasında yaptıkları o muntazam hareketlerini gören bir vahşinin, medeni değil bir vahşinin, aralarındaki o nizamı idare edip birbiriyle bağlayan ip gibi bir şey mevcuttur diye vahşice ettiği vehme düşünceye benzer. Yani bir grup asker çok intizamlı ve muntazam bir şekilde hareket ediyorlar, senkronize bir şekilde hareket ediyorlar, bir itibar ve bir hareket esnasındalar. E, bu durumu bilmeyen vahşi bir insan baktığında onların her birinin birbiriyle senkronize bir şekilde hareket etmesi, uyumlu bir şekilde hareket etmesi, bir nizama ve intizama uygun olarak hareket etmesi, o vahşiyetinden gelen vahşice bir düşünceyle ne diyor? Aralarında ip gibi bir şey var. Adeta bir ip çekildiğinde hepsi aynı ortak hareketi yapıyorlar. O yapıyor, bu yapıyor. İşte bizim e, e, bu misale gülüyoruz ama bu, bu misale çoğumuzun zihninde söz konusu. İşte e, söylemiş olduğumuz e, bunu bıraktığımızda aşağıya düşer meselesinde hep bizim zihnimizde, çoğumuzun zihninde İp gibi bir şey var çünkü adını bile yer çekimi kuvveti koymuşuz. Yerde bir şey var çekiyor gibi düşünüyoruz. Yer çekimi kuvveti var zorunlu olarak o onu çekiyor düşürüyor gibi bir algıya sahibiz. Yani görüyoruz o vahşinin misaldeki vahşinin durumuna ama e, biz e, doğrusunu konuşmak gerekirse o vahşi vahşinin vahşetinden e, şu kainata şu Cenab-ı Hakk'ın yaratmakta olduğu sanat eserlerine daha vahşice bir nazarla bakıyoruz. İşte eşyanın doğal bir özelliği var, ağaçlar çiçek açıyor. Doğal bir özelliği var, bir damla sudan insan yaratılıyor. Doğal bir özelliği var, dünya dönüyor, güneş yanıyor vesaire. Hayır, hayır. Gözümüzün önündeki her şey an be an kasıtla, tercihle, kudretle yaratılmakta olan Cenab-ı Hakk'ın an be an kutretinin, ilminin, iradesinin, taallukuyla, tasarruf etmesiyle, kendisini göstermesiyle, tecelli etmesiyle var olan ve gözümüz önündeki bizzat canlı bir şekilde yaratılışı izliyoruz. Bizim tabiat dediğimiz bir şey bu yaratılış esnasındaki Cenab-ı Hakk'ın adetullahını ifade ediyor. Evet, demek ki aralarında o nizamı idaret birbirine bağlayan ip gibi bir şey mevcuttur diye vahşice ettiği vehme benzer. Binaenaleyh vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam, vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam, sathi ve tebai bir nazarla, yüzeysel ve kastedili ikincil bir nazarla devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın, bir sürekliliğini muhafaza eden şu tabiatın, şu kanunların, e, hep aynısını görüyoruz, hep aynısını görüyoruz. Her yerde aynı şekilde bu kanunların kendisini göstermesini e, ancak bir insanın aklı ve vicdanı vahşi olunca bu devamlılıktan kaynaklanan bir nedenle, bu sabitlikten kaynaklanan bir nedenle tabiatın müessir bir mevcudu harici olduğuna ihtimal verebilir. İşte e, burada ifade etmeye çalıştığımız o süreklilikten kaynaklanan, hep böyle görmemizden kaynaklanan, zaten hep böyle hareket ederler. Burada şaşıracak ne var? Bu eşyanın doğal hareketidir algımızdan kaynaklanıyor. Demek ki böyle bir algı insanın vicdanının ve aklının vahşi olmasından bu kainata yaratılışa ünsiyet peyda etmemesinden o yaratılışla Cenab-ı Hakk'ın yaratma fiiliyle barışmamasından, tanışmamasından kaynaklandığını anlıyoruz. Vahşiyi de herhalde böyle tefsir etmemiz gerekir. Son cümle olarak bütün meseleyi izah eden çok vurucu bir cümle. Bu cümleyi biraz açarak şey yapıyoruz. Hülasa özetle Tabiat Allah'ın sanatı ve şeriatı fıtriyesidir. Yani bazılarımız da tabiatı evren olarak yani kainat olarak tanımladığımız için bir yönüyle tabiat eğer kastettiğimiz oysa e, maddenin kendisi ise kainatın kendisi ise o kendine ait bir özelliği yok. O Cenab-ı Hakk'ın sanatıdır. Ve onun özellikleri de o e, maddenin özellikleri de yaratıcının şeriat fıtriyesidir. Fıtri şeriatıdır, fıtri kanunlardır. Yani her bir nesneye yüklemiş olduğu, emretmiş olduğu sen böyle hareket edeceksin, sen şu vasıflarda olacaksın gibi Cenab-ı Hakk'ın adetullahından fıtrat kanunları dediğimiz şeriatı fıtriyesidir. Demek ki tabiat kendi başına bir şey değil, Cenab-ı Hakk'ın şeriatı fıtresi olduğunu anlıyoruz. Ki bütün kanunların toplamı olarak ifade ediliyor. Yani kainatta cari olan, yaratılışta cari olan bütün kanunların toplamına tabiat deniyor ki bütün o toplama diğer bir ifadeyle şeriatı fıtriye adı veriliyor. Peki ne, kanunlar nedir? Nevamis nedir? Nevamis ise onun meseleleridir. Yani tabiat eş bütün kainatta görmüş olduğumuz eşyanın özellikleri, kanunları, toplamına tabiat diyoruz. Onun her bir meselesine de kanun diyoruz. Mesela bu toplamların içerisinde bir tanesi kütle çekim kanunu. işte suyun kaldırma kanunu, havanın kaldırma kanunu, entropi kanunu, termodinamik kanunu. Bunların her birisine de bir kanun diyoruz. Ki bu toplam kitabın her bir meselesi diyor Bediüzzaman Hazretleri burada. Nevamesi ise onun tabiatın, o toplam şeriat kitabının meseleleridir. Peki kuvvet nedir? Kuvvet dediğimiz fizik kuvvet dediğimiz kula dahi yani fizik kuvvetler olarak gördüğümüz şeyler dahi o meselelerin hükümleridir. Çok müthiş bir tarif. O meselelerin bir hükümleridir. Yani kanun diyor ki bu kütleyi bu bir kütleye sahip bırakıldığında mesela siz kaldığında bunlar şu şu formülasyona göre birbirlerine doğru hareket ettirilecek diyor. Hareket edecekler demiyor. Bunların hareket etmek gibi bir özelliği yok. Hareket ettirilecek diyor. Kanun bunu gerektiriyor. Bunu bıraktığımızda ne oluyor? Burada, burada bir düşme şeyini görüyorsun. İşte o esnada bunu bıraktığım anda kutret taluk ediyor. Nasıl taluk ediyor? Bu kanuna göre yaratmaya başlıyor. Bu kanun çerçevesinde bıraktığımda bu kanunun formülasyonu uygun bir şekilde bu düşüyor. İşte bu bu meselenin yani yer çekimi e, kanunu, kütle çekim kanununun e, tatbiki e, e, bunun uygulanması esnasında e, ortaya çıkan o kudretin tecellisine biz kuvvet diyoruz. Demek ki nevam kuva dahi o meselelerin hükümleridir. Yani o kanunun artık dış dünyada, nesnel dünyada karşılığının bulması, o eşyada tatbik edilip uygulandığı esnada Ortaya çıkan o kudretin bizim dünyamızda şu şehadet alemindeki yansıması, tecellisi ya bizim algımız, o kudreti e, e, algılayış biçimimize biz kuvvet diyoruz. İşte fizik kuvvetlerin temeli de buradan kaynaklanıyor. Yoksa kudret tecelli etmediğinde ortada kuvvet dediğimiz bir şey de yok. O nedenle kuvvetlerin de yani fizik kuvvetlerin de bir vücudu harcileri, bir nesnellikleri söz konusu değildir. Sadece nesnelliklerin söz konusu olabilmesi için sabit bir varlıkların olması lazım. Ortada o kanunun tatbiki söz konusu olmadığında böyle bir kuvveti de biz gö görmüyoruz, gözlemlemiyoruz. Ne zaman açığa çıkıyor? O meselenin yani o kanunun tatbiki esnasında kendisini gösteriyor ki işte o Cenab-ı Hakk'ın kudretinin o esnada, o eşyada o kanunlar çerçevesinde o kanunların nizamına uygun bir surette tecelli etmesidir. Kuvvet, e, kudretin bizim dünyamızdaki yansımasından ibarettir. Yoksa kendine ait dış dünyada bir vücudu haricisi bir nesneliği söz konusu değil. Demek ki kıymetli dinleyiciler özetle baktığımızda bizim dış dünyada materyalizme ait gördüğümüz Tabiata, tabiat yapıyormuş gibi gördüğümüz, kendi kendine oluyormuş gibi görmüş olduğumuz bütün şeylerin temelinde bir algı yanılması söz konusu. Hep eşyanın bu şekilde yaratılıyor olması, sürekli bu tarzda yaratılıyor olması, bizde bir doğallık duygusu zaten böyle olur duygusuyla bir algı yanılmasından ibarettir. Yoksa etrafımıza baktığımızda görmüş olduğumuz bir şey, Cenab-ı Hak'ın kudretinin tasarrufundan yaratmasından, tecellisinden, iş görmesinden, bir fiil ortaya çıkarmasından başka bir şey değil. Yani biz sabah penceremizi, perdemizi aralayıp dışarıya baktığımızda, içeriye de baktığımızda, nereye bakarsak bakalım, gördüğümüz tek bir şey var. Cenab-ı Hakk'ın iş yapması, yaratması, kudretinin tecellisi. Evet, bu akşam da bu kadar. Tekrar gelecek programda görüşmek. Ee, tekrar bu güzellikleri sizlerle birlikte paylaşmak niyetiyle, arzusuyla, doğasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.